Hande Hanım. Şöyle buyurun. Hande Hanım, bugün her zamankinden çok daha güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yağcı herif, ne olacak? Evet, isterseniz vakit kaybetmeden işimize bakalım Önder Bey. Ben önce sizin prezentasyonunuzu alayım. Tabii Hande Hanım. Masa bir lütfen. Tabii Önder Bey. Evet. Tornak sigortacılık için hazırlamış bulunduğumuz mükemmel reklam dosyasını size sunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum Hande Hanım. Biraz sonra kıvanç mı duyacaksın yoksa utanç mı? Göreceğiz bakalım Masar Bey. Evet, bu fotoğraflarda sigortanın insan için ne kadar önemli olduğunu bir balyoz gibi vurguluyoruz Hande Hanım. Bunlarla mı? Evet, onlarla. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Masar Bey? Şeyler karışmış. Çok özür dilerim Handan Hanım. Yaptın beni ruhsar. Rica ederim, ben ne yaptım ki? Handan Hanım, şayet insan sapıtacaksa sizin yanınızda güzelliğinizden etkilenerek sapıtır. Ama anlaşılan bu arkadaşlar birbirlerine baka baka sapıtmışlar. Çok affedersiniz Handan Hanım, büyük bir hata olmuş. Neyse biz hemen sloganlarımıza geçelim isterseniz. Mesela daha iyi olurdu aslında. Torlak sigorta, kafanızın sigortasını attıran sigorta. Sigorta mı lan oğlum, manyak mısınız siz be? Aklınız mı yok, paranız mı çok? Boş verin sigortayı, keyfinize harcayın parayı. Sigorta torlak, patronu çatlak. Allah Allah Allah. Torlak sigorta, hortlak sigorta. Oha! Musa'm mahvettin beni. Dur, sessizim. Bir dakika Handan Hanım. Şimdi bir de afişlerimize bakalım. Torlak sigorta. Kafanızı attıran sigorta. Torlak sigorta. Sigorta mı? Lan oğlum manyak mısın be? Torlak sigorta. Aklınız mı yok, paranız mı çok? Boş verin sigortayı, kendinize harcayın parayı. Yeter artık bu maskaralık. Hiç bu kadar aşağılanmadı bu şirket. Erhan Beyciğim, siz buyurun lütfen. Hadi Tuğber, göreyim seni. Bütün gece üzerinde çalıştığın için beynin sulandı herhalde. Mahvolduk, mahvolduk. Hayatımda gördüğüm en aşağılık prezentasyonu verdin. Her şeyi berbat ettin. Ama Önder Bey... Aması maması yok, her şey bitti. Daha durma, hiçbir şey bitmedi. Şimdi Tuğberk'e bakın da reklamcılık nasıl yapılırmış öğrenin. Handan Hanım, biz ilk olarak küçük reklam spotuyla başlamak istiyoruz. Başla Tuğberk, arkanızdayım. Ya Müfit, işi aldık mı he, ne dersin? Ayıp ettin. Masar işin içinde olur da o iş kaçar mı? Şişmandır mişmandır ama kankam bir tanedir vallahi. Aslında yanında beni de götürse iyi olurdu. Handan Hanım'ı etkilemek açısından yani. Ay şu iş bir olsun, Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Ben de bu işten alacağım avansla hemen borçlarımı kapatacağım vallahi. Aa, ya borç dedin de aklıma geldi. Benim hemen eve gidip kalan eşyalarımı Masar'ın evine saklamam lazım. Haciz maciz gelir de. Bu arada bana durumu bildirmeyi unutmayın, olur mu? Hadi hoşça kalın. Merak etme. Atacağımız sevinç çığlıklarından anlarsın. Tebrik ederim. Harika bir çalışma. Reklam idman yurdu. İş sizindir diyebilirim. Evet Cüneyt Hanım. Bu arada sizi daha yakından tanımayı da çok arzu ederim. Ne zaman isterseniz. Emrinize amadeyim Handan Hanım. Tuğberk, neden bulmuşsun öyle? Beni çok şaşırttın doğrusu. Ben de çok şaşırdım Erhan Bey. Sanki sihirli bir delik bana yardım etti. Canım, yardım etmek için illa sihirli bir değnek mi gerek? Ben değneksiz de bu işi yapabiliyorum. Önder Bey, sizi de buraya kadar yorduk ama. Ne yapalım? Ne önemi var canım? Bundan sonra bizden sulu limon almaya bekleriz sizi. İyi günler, iyi çalışmalar efendim. Evet Tuğberk, bunu nerede kutluyoruz? Gördünüz mü Masar Bey, iyi olan kazandı. Ruhlu! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı başıma.